Herkese selam titanlar. Gördüğünüz gibi yeni güncelimiz geldi ve bugün efsane 15 tane karşınızdayım. Ayrıca arkadaşlar bu introyu son görüşünüz olabilir. O yüzden tadını çıkarın. Gerçi 6 tane tadını çıkaramazsınız ama neyse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni güncelimiz geldi. Açıkçası ben bayağı sevdim arkadaşlar. Ve böyle hemen gelir gelmez bayağı bir arkadaşlar inceledim. Neler gelmiş neler gitmiş diye arkadaşlar bayağı bakındım ve açıkçası bayağı güzel şeyler gelmiş. Bu video arkadaşlar efsane bir video olacak. Bu videoda güncelemede gelen her şeyden bahsedeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Orada ne oldu oğlum? Ya tam ben videoya girdiğim zaman böyle şeyler oluyor ya. Bu ne abi? Evet arkadaşlar, önceki videoda böyle olmuş olacaksınız. Neyse, bugün 15 tane efsane detayla karşınızdayım arkadaşlar. Bu detaylar çok ince detaylar değil. Günceleme yeni geldiği için güncelemede gelen hemen hemen her şey, yani benim fark ettiğim her şey. Bakacağız arkadaşlar, yeni karakterimiz, yeni oyun modumuz, yeni maplerimiz var ve efsane bug'larımız da var. O zaman arkadaşlar hemen ilk detayımızla beraber başlayalım. Arkadaşlar ilk sıraya yeni karakterimiz Jaynat'ı koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi yeni karakterimiz geldi. Açıkçası güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hemen deneme mağarasına girelim arkadaşlar. Karakter uçuyor bildiğin. Bu arada gördüğünüz gibi yeni arka planımızda bu şekilde olmuş. Şöyle bakınca arkadaşlar birazcık kolete benziyor ve sanırım bir şarkıcı karakter. Bakın abi menzili uzuyor. Şöyle basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Açıkçası eğlenceli, oynamaz eğlenceli bir karakter. Ben uyuz diye düşmüştüm ama. Şimdi arkadaşlar Allah'ın vuran bir karakter ve direkt gelir gelmez hareketi yine gelmiş ve gördüğünüz gibi spellerimiz gelmiş arkadaşlar. Açıkçası ben spelleri birazdan geleceğiz. Spellerle alakalı detayımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter uçuyor ve bomba atıyor ya. Çok iyi değil mi? Gördüğünüz gibi bilinizi bomba atıyor abi. F16'ya dönüşüyor yani. Şimdi abi karakterin ultisine bastım, yani şöyle bir şekilde uçtuğumuz zaman burada arkadaşlar Starpark logosunun altına geçebiliyoruz ve geçtiğiniz zaman sadece bombamız gözüküyor. Biz gözükmüyoruz arkadaşlar. Bunu can sıkıntısından buldum. Bakın ultimizi açıyoruz abi, şöyle uçabiliyoruz. Ve uçarken arkadaşlar şuraya bastığımız zaman kendimiz gözükmesek de bombamız gözüküyor. Böyle enteresan değişik bir bug'ımız var arkadaşlar. Aa, bu arada havada acaba şey atabilecek miyiz arkadaşlar? Bakın uçacağım ve havada acaba spread atabilecek miyiz? Evet, havada spread sıktı arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey. Gördüğünüz gibi ben karakterimizi sevdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim ikinci detayımıza ve diğer detayımıza geçmeyeceğiz arkadaşlar. Videoya lütfen bir tane like atarsanız çok sevinirim. Yani video hazırlamak uzun sürdü. Bu video sizlerden uzun zamandır arkadaşlar 500 like almıyoruz. Bu videoyu birazcık iddialı olacak ama 500 like bekliyorum. Ve halen kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, bu enteresan, çılgın, egzantrik alemize katılmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirme açacaklar arkadaşlar. Bu tür videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen diğer detayımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım 500 like gelirse intro değişiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeni hareketli pinlerimiz var. Gördüğünüz gibi şimdi şuraya geldiğiniz zaman ve burada spreyler bölümünü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar karakter spreyleri de yakında geliyormuş ve spreyler alakalı detayımız var zaten. Birazdan geleceğiz oraya. Şimdi öncelikle baktığınız zaman buradaki arkadaşlar bu pinlerimiz de bundan sonra hareketli olacak. Bu da hareketli gelmiş. Evet. Buna da hareket gelmiş. Yani oyunda şu an hareketsiz pin kalmamış galiba. Gördüğünüz gibi hemen hemen arkadaşlar hepsinde, hatta hepsinde hareketli pin var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu ya bilmiyorum arkadaşlar, bu çoğunuz belki beğenmemiş olabilirsiniz. Yani bir kısmını da beğenmemiş olabilirsiniz. Çünkü biz bu pinlere bu şekilde alışmıştık. Mesela şunu bir kaldırabiliyor muyuz ya? Kaldırırsak mesela orada bir mutlu pini vardı ama neyse. Şimdi arkadaşlar bunlara neyse bakalım. Gördüğünüz gibi bu hayır diyor, böyle kafasını çeviriyor. Bu arkadaşlar korkmuştu ama bunda bir değişiklik yok. Bakalım bu biraz yani bir salak bir tip var ama bilmiyorum arkadaşlar, bir şey demek istemiyorum burada. Bakalım burada kafasını şöyle bir yaptı, ileri attı. Kızgın pini. Burada arkadaşlar bir direkt ilk başta Recep İvedik tipi var sanki ama bilmiyorum. Hiç konuşmayalım o konuda. Evet, kızgın pinler arkadaşlar bu şekilde. Burada kafasını 360 derece arkadaşlar ay gibi döndürüyor. Ve burada lan bu Red, lan bu Red Bull mu, öyle bir şey vardı. Red Bull değil. Boz Red mi? Evet, bu arada dislike emojisi falan da arkadaşlar, like emojisi, bunlar bile hareket olmuş, vay be. Bu arada evet, like emojisinde arkadaşlar şöyle ışıltı var, dislike yok. Bu da enteresan bir detaydı. Evet. Yani kısacası bunlar hareket gelmiş arkadaşlar. Yani güzel olmuş mu kötü olmuş mu yorumlar kısmında fikrinizi bekliyorum. Sizce hareketsiz mi olayım yoksa animasyonu güzel mi oldu arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmında belirtin çünkü ortada kaldım arkadaşlar ben. Evet, bu arada dükkanımıza girdiğimiz zaman arkadaşlar Daruma Mr. P'yi de burada görebiliyorsunuz. Oyuncu simgesi, yeni rozet ve yeni spreyle beraber 170 liraya kostümle beraber satılıyor arkadaşlar. Biz arkadaşlar buradan beleşimizi açalım. Hiç paraya pula gerek yok. Direkt biz beleşi açalım arkadaşlar. Hasar jetonumuz çıktı. 174 bu çıktı arkadaşlar. Neyse, direkt şu Nita'ya baskacağım. Videoda hiç uğraşmak istemiyorum. Evet, ve bir tane daha beleşimiz var arkadaşlar. Biz beleşleri alalım yani biz bunları. Burada arkadaşlar bonus büyük kutumuz varmış. Bunu neden videoda açıyorum bilmiyorum ama. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi görev değiştirme butonumuz gelmiş. Ben şimdi videoda deneme amaçlı kullanacağım. Benim galiba 3 tane mi, yani Brawl Pass'e 3 tane değişiyor galiba. Mesela ben Carl'ı hiç oynamıyorum diyelim arkadaşlar. Buradan Carl'ı değiştiriyorum ve kabul et dediği zaman. Vay, gördüğünüz gibi base savaş kazanacak, böyle oynamıyorum kardeşim, ne işe yaradı. Neyse, 2 tane daha hakkım kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde görevleri değiştirebiliyorsunuz.
ya da yani şunları falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela videoda olduğunuz için bir tane daha değiştirelim. Rico'ya değiştir ya. İnşallah buradan Rico'ya da azar gelmiyor bu arada. Aa, bambaşka bir şey görüyor değil mi? Güzel. Ben de dedim başka bir karakter mi verecek? Güzel abi, tamamen değiştirdim. Evet arkadaşlar, buraya baktığınız zaman eski maplerimiz geri dönmüş. Gerçekten mükemmel maplerimiz vardı. Asit gölleri var mıydı ya? Asit gölleri vardı galiba. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman dengesiz bloklar vardı. Şöyle arkadaşlar sonlara geldiğiniz zaman yeşil geçit yoktu abi değil mi? Yeşil geçit yoktu. Yeşil geçit geldi arkadaşlar. Emojilerin geldiği güncelimde gelmişti. Canlı yayında bakmıştık. Arkadaşlar o günlere dün gibi hatırlıyorum gerçekten. Arada sırada özlüyorum. Ve kasırganın gözü, ya bunlar yeni mi geldi ya? Bilmiyorum, bu yeni geldi galiba. Bu eskiden vardı ama yeniden tekrar gelmiş. O manada diyorum arkadaşlar. Fantastik uçuşlar yeniden gelmiş. Bu maplerimiz arkadaşlar yeniden gelmesi açıkçası birazcık da bizleri duygulandırdı. Çılgın göğü falan filan arkadaşlar. Onun haricinde savaş topuna da yeni mapler gelmiş mi bakalım. Evet gelmiş tabii ki. Elastik, yüksek puan ve pimpon diye maplerimize gelmiş. Gördüğünüz gibi pimpon. Oo, bu nasıl map? Vay be arkadaşlar, bayağı sekiyordur bu. Şimdi yeni maplerimizde çok efsane detaylarımız var arkadaşlar. 3 tane karakterimiz birden var. Yeni maplerimize girelim ve nerflü Fang'imize beraber girelim. Şimdi arkadaşlar yeni... Abi bu nasıl, çok güzel bir map falan bu. Var ya, bu çok eğlenceli map'e benziyor arkadaşlar. Spellerimizi görüyorsunuz. Şimdi abi ben bu... Abi şu topu şuradan alsam ne olur lan? Atamadım, olmadı. Bak şöyle yaptım. Oğlum niye atamıyor lan? Ben arkadaşlar top atma özürlüsüyüm. Evet. Oo, gol. Oh! Vay be, çok iyi. Abi tutamazsanız garanti gol giriyor galiba. Detayımıza geçeceğiz arkadaşlar ama şu çok eğlenceli bir şeye benziyor. Bak keşke ultim olsaydı. Evet şöyle bam 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 bam, hadi 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 be. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim. Yeni çevremizi görüyorsunuz arkadaşlar, çok efsane bir çevremiz var. Yeni çevremizde Stone'un yani Starbucks üstünün 3 karakteri var arkadaşlar. Şu yukarı baktığınız zaman burada bir yerde olmaz karakter nerede? Nerede? Burada verdi arkadaşlar. Janet'ın. Hah bakın, Janet arkadaşlar burada uçarken görebiliyorsunuz. Eğer Janet oyuna girerseniz muhtemelen Janet uçmayacak arkadaşlar. Çünkü Janet oyun esnasında olduğu için. Bak solda da Stu geçti. Stu, Janet var. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar Bonnie nerede? Bonnie nerede? Onu da buldum. Janet en yukarıda. Stu sağdan da geçiyor bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Stu sağdan da geçti. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Arkadaşlar Bonnie de en alttaydı yanlış hatırlamıyorsam. Topu da şöyle atalım, belki gol girer şansımıza. Evet Bonnie de arkadaşlar gördüğünüz gibi en altta topuyla beraber beklediğini görebilirsiniz. Bunu da arkadaşlar güzel bir detayımız, eğer oyuna suyla girerseniz sağda solda su çıkmaz. Bonnie ve Jenna zaten daha henüz oyuna gelmedi. Ve diğer bir detayımız da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni itemlerimizi zaten görüyorsunuz. Topumuz da değişmiş bu arada. Atalım abi çok, ama ulti ile beraber daha efsane olur diye düşünüyorum. Bak attım bam bam bam, hadi. Hadi, hadi koçum. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim diğer detayımıza. Evet arkadaşlar oyunumuzda bir dengeleme değişikliği geldi. Mesela Fang nerf aldı arkadaşlar. Fang'i ben çok seviyordum. Yani kupa düşürdüm, bilerek kupa düşürdüm. Çünkü arkadaşlar biraz zaten oynayamayacağım için. Mesela şu aksesuar 1 saniyeden 0.5 saniye falan düştü arkadaşlar. Ve bu falan bir sürü karakterimiz falan oldu. Yani kısaca şöyle söyleyeyim, denge değişikliği geldi. Haberler bölümünden Brawl Stars'ın tüm denge değişikliğine bakabilirsiniz. Orada muhtemelen yazıyor olması gerekiyor. Sıradaki detayımızda oyuna yeni bir eşya eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyamızın ismi Görüş. Hasar gören düşmanlar 1 saniyede göründü olur. Şimdi arkadaşlar ben videoyu özel bunu yükselteceğim ama abi eşyam yok ya. Keşke eşyam olsa. Aa dur, ben bunu ya salak gibi niye ben ne abi, bu Frank de Max'taydı ya. Ulan Frank'e direnç arkadaşlar kaldırdı oyuna. Eşyalarla alakalı video yapacağımı söylemiştim. Süpercell bunu görünce ben kaldırdı arkadaşlar direnci. Gördüğünüz gibi hasar gören düşmanlar 2 saniyede görünür oluyor. Hemen bir maça girelim Frank'le beraber. Nerede girelim? Yeni map'imize girelim arkadaşlar isterseniz. Robot avı ve robot avı bildiğiniz kuşatmanın aynısı ama sadece arkadaşlar şu şey atış yapan işte taretler yok. Bir de ne yok arkadaşlar? Enteresan. Bu arada çalılara arkadaşlar şey koyamıyorsunuz, onu da söyleyelim. Spray sıkamıyorsunuz. Yeni oyun modumuzda oynayalım arkadaşlar, deneyelim. Bakın sıktım ya, vurdum abi 2 saniye görünmez olacak. Ay görünür olacak. Ama neden olmadı? Ama abi bence çok güzel bir eşya olmamış çünkü mesela ben vurdum ya, mesela El Primo'da nasıl olacak? El Primo'da hiçbir işe yaramayacak ki, dirençli aynı. Yani keşke direnci kaldırmasalardı, 6 tane eşya olsaydı. Ya arkadaşlar dediğim gibi spesyal eşya yapma konusunda herhalde. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitmedi çünkü her karakterde işe yaramıyor arkadaşlar. Vurdum ve abi kullanamıyorum ki ya. Kullanamıyorum hocam. Ha, Surge değişti bu arada arkadaşlar. Şimdi şu maçı ben bitireyim arkadaşlar, hemen geliyorum. Bu arada yeni modumuzda görüyorsunuz arkadaşlar. Oradaki robotları kesip civataları almanız gerekiyor. Şu anda 5-0. Çok adamları seri bir şekilde. Abi bak deneyeyim lütfen. Bir çalın içine girer misin? Çalın içine gir hocam. Ha tamam. Tamam. 2 saniye görünüyor. Okey arkadaşlar. Evet maçı bitirdik arkadaşlar, kazandık tabii ki de. Search tamamen değiştirildi. Sıradaki detayımız arkadaşlar, Search yani baştan yapılanmış bildiğin. Baktığı zaman 2 aksesuar, bir yani aksesuar kaldırdı, yeni bir aksesuar eklendi.
Onun haricinde arkadaşlar ultisi de değişti. Şimdi Surge'in birinci aksesuarı şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Yüksek voltaj Surge devlerine aşırı yükleme yapar ve 10 saniyeliğine seviyesini 2 arttırır. Bu güç kalkanı arkadaşlar şarjör ve koruma kalkanı veriyor anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar Surge çok enteresan bir karakter olmuş. Alışması bence çok uzun sürecek. Yani çok uzun sürmeyecek ama alışması zor olacak arkadaşlar. Surge'in arkadaşlar ışınlanma muhabbeti kaldırmış ve müezzini uzamış tamam. Menzili uzamış olabilir ya. Bilmiyorum bu kadar uzun muydu Surge'in menzili ya. Neyse arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi Surge'in menzili şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Artık istediğimiz yere doğru şöyle kademe atlayabiliyoruz. Yani ışınlanma muhabbeti kalksa bile arkadaşlar yine aslında ışınlanabiliyoruz diyelim. Ve ışınlanmada arkadaşlar istediğimiz yeri seçemiyorduk. Bak şöyle mesela hasar da veremiyorduk. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl olmuş. Süperinde de yani aksesuarında da gördüğünüz gibi 10 saniye boyunca level'ımı arttırıyorum. Yani aşırı yükleme yapıyorum arkadaşlar ve level'ımı arttırıyorum. Bu sadece daha hızlı bir şekilde level kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi maksimum level olduktan sonra bir daha kullanamıyorsunuz. Bak şöyle attım. Çat çat çat. Ki eskisinden daha da güzel olmuş aslında ama bilmiyorum arkadaşlar eski Surge'ü de özleyecek miyiz? Özleyeceğiz gibi geliyor. Şöyle fıs diye sıkalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu fıs fısları da arkadaşlar alışmamız zor olacak galiba ama bak şöyle çat şöyle çat şöyle çat. Evet güzel arkadaşlar Surge değişmiş yani güzel. Sıradaki detayımıza geçiyoruz. Sıradaki detayımız arkadaşlar savaş gününe giriş yapalımız bir şekilde. Şimdi savaş gününde yeni girdiğimiz maçları tekrarını yapabiliyoruz ama eskiden arkadaşlar full silahlı savaş gününde. Acaba tekrar silmişler mi diye baktım. Bu ne lan? Harita hakkında şikayet lan buranın ismini bile değiştirmişler. Bu şikayet miydi? Neyse bu arkadaşlar küçük bir detay olarak ekleyelim. Buranın ismini değiştirmişler. Harita hakkında şikayet diye enteresan. Neyse arkadaşlar oyun tekrar artın yok. Artık yani güncelleme gelmeden önce yaptığımız tüm maçların tekrarları silindi arkadaşlar. Yani bu detaylar duruyor ama artık eski maçları oynatamayacaksınız. Zaten kayboluyor arkadaşlar. Yani bir iki gün boyunca sıkıntı çekeriz belki. Belki hiç çekmezsin. Hatta hiç çekmeyiz ama. Evet çok boş yaptık. Çok boş yaptık arkadaşlar ama dediğim gibi savaş gününe silmiş. Bu detayımız bu kadar. Evet kupa yolu yenilendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kupa yolunu artık bakıyoruz. 200 kupada ne vardı hatırlamıyorum ama savaş kutusu büyük kutu falan olması gerekiyor. 200 kupada sıppeler açıldı arkadaşlar. Onun haricinde bu kadarla bitmedi. Böyle artık 650 kupada yeni bir sprey açıyorsunuz. Yani 3 tane beri sprey vardı arkadaşlar. Muhtemelen onlardan birisi diye düşünüyorum. Mesela Tick'tir diye düşünüyorum. Yani Tick derken o karakter olan Tick değil arkadaşlar. Tick var ya sprey olan. 1300 kupada yeni bir şey açıyor. O da çarpıdır. 1600 adı arkadaşlar. Muhtemelen Brawl Stars Dogo'du. Ve şu aslında yeni oyunculara yapılan bu soruda görmek istiyorum ama abi. Şimdi vakit kalırsa yapalım arkadaşlar onu. Tamam birazdan yaparız onu. Hatta yaparız ya tamam yaparız. Onun haricinde arkadaşlar zaten yeni arka planı. Gerçi evet yeni arka yok. Eski lan bu. Eski arka planımız mı yok? Yeni arka planımız geri gelmiş. Eski arka plan müziği yeni gelmiş arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu arka plan müziği yanlış hatırlamıyorsam Ay Festivali mi öyle bir şey için getirilen müziğimizdi. Neyse arkadaşlar sanırım bütün detayları söyledik. Şimdi benim dediğim o mevzuya gelelim bakalım yan bir hesap açalım nasıl bir şey olacak. Karşımıza ne çıkacak. Evet arkadaşlar birkaç tane maç yaptım ama gelmedi. Ama bu detayı bulamadık ama arkadaşlar bayağı bir detay buldum bu zamana kadar. Çok fazla hata var arkadaşlar. Yeni hesaplara mesela şimdi başka bir savaş yükseltmeye denelim diyor. Oyunu işaretliyor. Ya bayağı bir hata var arkadaşlar. Mesela az önce de bayağı bug vardı ama oraya kayda almadım. Neyse bu ödül muhabbetini anlayamasak da arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu video lütfen 500 like gelsin arkadaşlar. Şimdiden like'dan abone olan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Vermeyen herkese de yani herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar kızarısı. Kendinize bakın. Yanlış kanalı tıklayarak diğer videoya girebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.